Başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. Teröre karşı çıkan bir siyasi. Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılmasını istedi. Terörle mücadele kapsamında atanan kayyumlara karşı çıktı. Yargı da hakkında fezleke hazırladı. Kılıçdaroğlu için hazırlanan fezlekenin yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Biz dedik ki Yüksek Seçim Kurulu içinde bir yargıç çetesi vardı. Bir kişi hariç çete bunlar. MHP, CHP ile HDP arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla 4 Ekim 2019'da komisyon kurmuştu. Komisyonda Fethi Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu yer aldı. Komisyon, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları ve demeçlerini inceleyerek suç duyurusunda bulundu. Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? Suç duyurusu üzerine hazırlanan fezleke geçen haftalarda meclise geldi. Fezlekede MHP'nin dilekçesinde yer alan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 10 farklı konuşmanın meclis grup konuşması olduğu belirtildi. 7 konuşması ise suç unsuru olmadığı belirtilip işleme gerek görülmedi. Fezlekede Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu, belediyelere kayyum atanmasını eleştirmesi, iktidarın yargıyı siyasallaştırdığını söylemesi ise suç unsuru sayıldı. PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyor. Aynı zamanda teröre karşı çıkan bir siyaset. Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da suç ve suçluyu övme iddiasıyla Kılıçdaroğlu hakkında kovuşturma yapmak için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. HDP'nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması halinde hakkında 3 yıl hapis öngörülüyor. Fezleke ile Kılıçdaroğlu'nun muhtarlık dahil seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması, serbest meslek erbabı ya da tacirlik yapamaması da talep edildi.